borçlarını ödemeye devam edenlere sizin huzurunda şükranlarımızı, minnetlerimizi ve teşekkürlerimizi... Özgürlük ve barışla bezenen festivalimiz 54. yaşında. Bu değerleri yüce sayanlara, ulusal ve uluslararası düzeyde çaba sunanlara 2002 yılından beri çok prestijli bir ödül olan Homeros Bilim Kültür Sanat Ödülünü sunuyoruz. Ne mutluyuz ki bu büyük ve anlamlı ödül bu yıl 2018 Troya yılının arifesinde biraz önce andığımız Manfred Osman Korpa'nın öğrencisine veriliyor. Bundan 30 yıl önce Troya ile kucaklaşmıştı. Ve Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine girişinin 20. yılına hazırlanırken bu özel ödülü alıyor. Homeros ödülünün bu yılki sahibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi, Troya Kazı Başkanı Sayın Profesör Doktor Rüstem Aslan'ı tebrik ediyor. Troya'da yaşadığım en onurlu, en güzel günlerden bir tanesi. Ben bu akşam burada Homeros'un bu kentin öyküsünü anlatarak yaktığı şiir ateşi adına bu ödülü alıyorum. Ve tanrılar yıllardır bu topraklarda arıyorlardı. Kan, öfke, zafer ve aşkı. Aklında tutsun da asırlar. Son bulduğunda rüyalar, zaman geçmiş olsa da. Kristal kollu, gümüş ayaklı, güzeller güzeli su tanrıçası, sessiz. Ölümlü ondan vazgeçtiler ve onu bir ölümlüye verdiler. Ve bu evlilikten doğacaktı. Güzel yüzlü, altın saçlı, delikanlı, yarı tanrı Akileus. O düğün günü Pelion Dağı'nın tepesinde toplandılar hepsi. Bütün tanrılar ve tanrıçalar. Hepsi bu şölene davetliydi. Ama kavga ve nifak tanrıçası Eris orada değildi. Çünkü davet edilmemişti. Afrodit, Athena ve geliverdiler yan yana en güzeli bulamayınca. Davetliler Zeus'a başvurdu. Dudaklarını tatlı yaşlar.